Olduğunun farkında mısın Firdevs? Cenaze töreni sosyetesine dönmüşsün. Ama anne, abinin evine gidip video kamerayı abinden gizlice alacağız ya. Bu bir casusluk işi. Yani benim de havaya girmem lazım. Yani abin asıl seni bu kılıkta görünce niyetimizin ne olduğunu şıp diye anlayıverecek. Şu gözlüğünü çıkar bari. Hayatta çıkarmam, imajım bozulur çünkü. Artık günümüzde her şey teknolojiyle hallediliyor. Yani millet internetten hamile bile kalıyor. Biz de inşallah hayırlısıyla kadınlar hamamını kameraya çekip abine kız beğendireceğiz. Ah, sonra da bana erkekler hamamından şöyle yakışıklı boylu post. Utanmıyorsun değil mi? Tamam tamam. Ben bunu hiç söylememiş olayım. Zaten benim hiçbir şeye hakkım yok. Öf Allah'ım öf. Şu abim yeniden evlense de benimle Müfit Bey'le evlenmem için... Sus konuşma, yürü hadi yürü. Yürü. Oflayıp puflama da yürü. Valide Sultan geldi. Hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı demiyorum çünkü siz rüzgar olsa da gelirsiniz, olmasa da. Aa, hiç merak etme abicim, biz gökten taş yağsa bile geliriz. Ama sen de bizim gibi böyle her durumda gelebilecek insanları da zor bulursun. Yok canım. Ay ama doğru, hayatta bulamaz. Çünkü sizin bu eve her gün gelebilmeniz için benim rahmetli olmam şarttı. Anlayışının kıtlığı kime çekti bilmem ki Firdevs. Ruşen amcanın oğlu Sedat da bir ara böyleydi ama sonra nasıl olsa düzeldi. Yani abin bizim buraya çok sık geldiğimizi ima ediyor. Şuraya bak. Hem bunu biliyor hem de ona rağmen eve giriyor. Bu laf kum kapıda kavgada söylense adam bıçaklanır da bıçaklayan televizyona dizi film bile yapar be. Sen yoksa kek falan mı yaptın? Yo, sen kurabiyeyi diyorsun. Yok canım, ben yapmadım. Ruslar yaptı. İyi saatte olsunlar. Yine sapıttı. Yani ruhsar yapardı da rahmetli, ben de onu izlerdim. Demek ki izlerken nasıl yapıldığını öğrenmişim. Ben yaptım tabii ki canım. Biraz o margarin yaratığı da yardım etti tabii. Durun ben size getireyim. Ne oldu? Nerede acaba? Ne nerede acaba? Yani bu yaşta bu zeka hayret vallahi. Kızım unuttun mu? Biz buraya abinin video kamerasını almaya geldik. Hani hamama gidip de gizlice gelin adaylarını videoya çekmeyecek miydi? Evet anne, hatırladım. Hemen arayalım. Tamam o zaman, hadi aranalım. Sizi gidi uyanık hamamcılar sizi. Şimdi bir de film işine el attınız ha? Dikkat edin de Titanik gibi batmayın sakın. Bu abiler de geldi. Siz yerken ben de hazırlanayım bari. Arayın bakalım neler bulacaksınız. Korkma anne, kapan o, kapan. Deme. Ben de tramvay sanmıştım. Buldum anne, buldum burada. Bu devirde aldığın her şeye bir alarm takmak şart. Bacı. Anne ne oldu buna, koş. Baksana şuna. Allah Allah. Ay bu çocuk ne zaman malının kıymetini öğrendi ki? Baksana kameraya bile alarm taktırmış. Ne oldu? Alarm mıydı o öten? Ne? Galiba. Ha? Yani herhalde aşağıdan bir araba falan çalmışlardır canım. Ay, ama sen merak etme. Ben pencereden baktım. Ha. Seninki yerinde duruyor. Al güzel. Ay nasıl da yalancı. Burnun uzar inşallah. Pinokyo kaynana. Nanik. Gördün mü? Demek ki kapağı yavaş açmak lazımmış. Bak alarm çalmadı bu sefer. Anneyi baksana. Siz ne yapıyorsunuz orada? Aman minik kuşum, yani evinde o kadar çok toz var ki. Evet. Dolapların ta içine kadar işlemiş vallahi. Ay. Abicim saçların çok kötü olmuş ama. Aa. Hadi git bir aynaya bak, düzelt. Hadi, 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 ya. Hadi, hadi ya. Vay vay vay. Bunlarda da yalancılık padişahlık soyu gibi. Anadan kıza geçiyor. İşlem tamam koca tilki. Ne diyorsun kızım, sen ne koca tilkisi? Anne bütün gizli operasyonlarda kod adı kullanılır. Onun için bundan sonra senin adın koca tilki. İyi o zaman. Senin kod adın da gamlı baykuş olsun. Tövbe tövbe tövbe. Olsun. Masajcığım ayıp olmasa ikiniz de lağım faresine çevirirdim ya. Hadi neyse. Kahve çam kanka, kahve kahve. Kahvem kalmış kanka, ocak bozuk, su yok. İşte ya da kahve çam. Kahve hoş bulduk. Nasılsınız Menkıbe teyze? Öpeyim. Sağ ol evladım. Biz de şimdi çıkıyorduk. Evet. Ama anne neden çıkıyoruz? Daha yeni gelmedik mi? Aptal aptal konuşma gamlı baykuş. Buraya ne gibi bir kutsal amaç için geldiğimizi unuttun mu?
Anlaşıldı koca tilki. Anne madem hemen gidecektiniz, niye geldiniz? Senin için çok güzel planları var. Havamda karılar nasıl bayılır onu öğrenmeye gidiyorlar. Mini kuşum, bir an seni özledik geldik. Seni görüp hasret giderdik. Şimdi de gidiyoruz. Güle güle. Hoşça kalın Nefik Bey. Güle güle. Sizi görmek gerçekten çok güzel. Güle güle. Allah'a ısmarladık Nefik Bey. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Hay Allah'ım, sen bilirsin. Kızım kamerayı almayı düşünüyorsun da aküsünü almayı niye düşünemiyorsun acaba ha? Ay ne bileyim anne, akülü olacağını düşünemedim işte. Ya araba mı ki bu aküyle çalışıyor? Ay akülü olacağını düşünememişmiş. Yok nasıl çalışacaktı? Buharla çalışacak hali yoktu değil mi ya? Tabii ki aküyle çalışacak. Koy şunu çantana. Ne yapacağız şimdi peki? Elektrik prizine takıp öyle çeksek kızları olmuyor mu? Aa olur olur tabii. İstersen bir de yönetmen bulalım. Gelmişken hamamda bir iki de klip çekeriz ha? Ay evet anne. Tarkan'a çekelim. Saçmalama. Yürü. Hah buldum anne. Hamamda nasıl olsa bizim gibi oğluna kız beğenmek için gelen aileler vardı. Onların kameralarını aküsünü ödünç isteriz. Bana bak şimdi, beni büsbütün çileden çıkarttırma. Yürü hadi. Eve gidip şu kameranın aküsünü alalım. Bu sefer hiçbir eksiğimiz yok değil mi Firdevs? Yok anne. Hı. Her şey tas tamam, istikametimiz hamam. Bana bak aman ha. Sakın kızları kafası yüzü sabunluyken çekeyim deme. Mutlaka yüzlerinin görülmesi lazım. Sen hiç merak etme anne. Öyle bir çekeceğim ki her şey pırıl pırıl olacak. Kamerayı nasıl kullanacağını biliyorsun değil mi? Kamerayı nasıl kullanacağımı biliyorum da açıkçası bu kocaman kamerayı nereye saklayacağımı bilmiyorum. E tabii ki çantanın içine. Ha, doğru. Hamama çantayla gireceğiz. Artık oradan kendi kendine çekecek. Ay anne, kendimi Arena'nın acar muhabirleri gibi hissediyorum. Sanki büyük bir yolsuzluğun peşindeymişiz de çözecekmişiz gibi yani. Ay sus konuşma, yürü yürü, gir içeri. Biz abinin işini çözelim de gerisi kusur kalsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acım ölmemiş.